Bu uygulamada pusula yapacağız. Bu işlemi yaparken orientant sensörünü kullanacağız. Pusula temel olarak yeryüzünün manyetik alanına göre hareket eden manyetize bir iğneden oluşur. İğnenin ucu her zaman dünyanın manyetik kuzeyine gösterir. Bunun nedeni de kuzey kutbunda metallerin fazla olması dolayısıyla bu şekilde bir hassasiyeti var. Bu uç genellikle pusulalarda kırmızıya boyanmıştır ya da üzerinde kuzey anlamına gelen north kelimesinin baş harfi olan N harfi bulunur. Şimdi tasarım ekranına bir adet canvas ekleyeceğiz. Bunu fill parent yapıp ekranı kaplamasını sağlayacağız ve içerisinde de bir tane image sprite ekleyeceğiz. Şimdi yeni bir uygulama başlatalım. Pusula diyelim. Şimdi pusulamızda bir tane canvas'ın olacağından bahsetmiştik. Şurada drawing araçların içerisinde. Bunun içerisinde de bir image sprite var. Canvas'ın da en boy oranını fill parent olacak şekilde ayarlayalım. Bakın burada da medya bileşenimiz var. Şimdi bize bir tane resim lazım. Bakın pusula PNG diyorum. Şu bile olabilir. Yani tercihen yuvarlak ve arka planı olmayan. Bakın şurada mesela bir tane var. Bunu kaydetmek istediğimde bir kontrol ettim. PNG olarak kaydedilebiliyor. Mesela bunu kullanabiliriz. Yine bunu tıkladıktan sonra da neredeydi? Şu. Evet, bunu kullanabiliriz. Yine benzer olarak şunlar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bakın mesela bunun da arka planı temizmiş. Burada arka plan şu çizgileri gözükmüyor ilk baktığım zaman. Ancak tıkladığım zaman bakın buralar kare kare gözüküyorsa bunun arka planı yoktur. Ancak mesela bunun arka planı zaten kare kare gözüküyor. Bunda bir arka plan var. Bu manaya gelmektedir. Upload file diyelim ve burada pusula resmini yükleyelim. Bakın bileşenimizi de uygulamaya eklemiş olduk. Şimdi orient sensöre ihtiyacımız var. Bunu da şuradan sensörlerden orient sensörü uygulamamıza ekledik. Ayrıca pusula resmini de burada şu image sprite'den ekleyebiliriz. Şunu ekleyelim. Bakın bu da taştı. Boyutunu da bunun fill parent yapalım. Bu taşıyor biraz. Boyutu büyükmüş. O halde 300'ü 300 desek acaba büyük mü olur? Şöyle ekleyelim. Şimdilik yeter. Dilersek boyutunu sonradan da değiştirebiliriz. Bakın north dediği kuzey anlamına gelen, kuzeyi gösteren alan. Şimdi burada orient sensöre girelim. Yani blok özelliklerine. Orient sensörün azimuth, pitch ve roll şeklinde 3 tane bileşeni var. Bu azimuth, daha doğrusu azimut, telefonun kuzey, güney, doğu, batı olarak algıladığımız yönünü belirler. Buradaki pitch bloğu telefonun dik bir şekilde yukarıya ya da aşağı döndürüldüğü zaman alınacağı konumu verir. Yine rol özelliği de ya da parametresi de telefonun yatayda sağa sola eğildiği zaman nasıl olacağı anlamına gelir. Bakın biz burada hangisini kullanacağız? Azimuth'i kullanacağız. Bu telefonu sağa sol, bakın rol dediği çevirme alanını bir saniye şöyle grafik üzerinde incelersek bakın azimuth sağ sol hareketlerini gösteriyor. Pitch telefonun dik yatay konumunu gösteriyor. Roll de bakın şuradan şuradaki dönme açısını gösteriyor. Bakın biz burada azimuth'u kullanacağız. Peki bu bileşeni alalım o halde ve image sprite'ımızın heading özelliğini yani yön özelliğine değil ama şuradan değiştirebiliriz. Heading özelliğine bu sensörden gelen derece olacak şekilde ayarlayalım. Bakın bu kadar basit kodlarımız. Artık uygulamayı test edebiliriz. Buradan connect diyelim. Kodu okutalım. Bir an. Evet, bakın uygulamamız yüklendi. Bu şekilde
yönleri gösteriyor. Ben telefonu yatayda çevirme işlemi yapıyorum. Tabii siz şu anda göremiyorsunuz ama telefonun uç kısmına göre kuzey, güney, doğu, batı alanlarının nasıl değiştiğini görüyoruz. Bu şekilde pusulanızı ayarlayabilirsiniz. Bakın dizaynında bir miktar kayma oluyor. Buradan mesela center yapabilir, bunu ortalayabiliriz. Tekrar bakalım. Tam resim en boy oranı tutmadığı için böyle sağa sola çarpık olabilir. Bunları da resmin en boy özelliklerinden değiştirebilirsiniz. Pusula uygulaması da bu şekilde.